Arkadaşlar size tavsiyem dolmuşlar dönerken şu köşede durmayın. Neden? Çünkü o sizi bir aynadan görse bile sıkıştırabilir. Yani her ihtimali göz önünde bulunduraraktan şu köşelerde durmayın. Yani dönecekleri köşelerde durmayın. Şehir içi böyle arkadaşlar bu saatlerde. Daha da kalabalık oluyor normalde de. Biraz daha saatin ileri geçmesinden dolayı. Allah yardım etsin. Akşam trafiğini de görmüş oluyoruz arkadaşlar birlikte. Çarşı bu şekilde geziyoruz işte sizlerle. Bir iki, bir iki. Aha, ileride trafiğe bak. Arkadaşlar burada fren o kadar önemli ki anlatamam size. Öndeki araba durduğu zaman el freni olsa çeker insan burada motorda. Bu nasıl bir park ediş sistemidir ya?
Köpekler dışarıda. Hop. Biraz daha sakin yine. Akşam diye büyük ihtimal. Yoksa normalde var ya, burada iğne atsan yere düşmez. Çık abicim, çık. Siyah vizörün tek kötü yanı nedir biliyorsunuz mu arkadaşlar? Akşam hiçbir şey göremezsiniz. Şu an ben Allah'tan biraz görüyorum da karanlık yerlerde hiçbir şey göremezsiniz arkadaşlar. Kaskı çok seviyorum ama akşamları bir şey görememek beni öldürüyor. Oo, yol ıslak. Aman diyeyim ha, yavaş gidelim arkadaşlar. Şeyi çok merak ediyorum ha, takipçilerim. Şöyle bir sistem olsa, siz benim arkama binebilseniz motorda, sizinle geçsek, yavaş git lan, viraja yavaş gir lan. Geçen okuldan bir arkadaşla gidiyoruz, adı da Bener. Kanalları var hatta, bir şekilde şu kul diye, GTM diye aratırsanız. Çocuk bir bağırıyor, ya yavaş git lan, yavaş git lan. Teyzem hayırdır. İşte neyse. Öyle motora binen, yani ilk defa motora binen insanda artçı olması sizin arkanıza var ya, çok kötü bir şey, acayip kötü bir şey yani. Hani gaza basmanıza kızar, fren yapmanıza kızar. Vay arkadaş, onun için demiyorum ama arkadaşım için demiyorum. Biliyorum yani başımdan gelenleri. Abi sollama bak, zaten yollar kaygan. Hiç gerek yok aksiyona, şöyle yavaş yavaş gidelim. Kaygan yolda hız yapmayın arkadaşlar. Hız yaparsanız durma imkanınız zor olur. Yani hani ne kadar frene güvenirseniz güvenin, yol bir kaydı mı tamam. Özellikle keskin virajlarda, dönüşlerde, su alanların bulunduğu yerlerde çok dikkatli olun. Aman diyeyim ha. Buralar biraz daha kuru. Yağmurla buz ne? Hemen hemen aynı etkidedir arkadaşlar. Yani düz bir zeminde virajla giderken 50 ile gidilmesi gereken yere sen 80 ile falan gir bir. Gör bak o yağmur nasıl senin için buz pistine dönüyor. Bir gün gidiyorum. Şu yollarda hani yavaşlatma şeyleri var ya. Yağmur yağdı işte o günde. Neyse arka tekerlekler biraz ıslanmış. Ön teker falan yani doğal, yani tekerlekler komple ıslanmış doğal olarak. Neyse ben de şey yaptım. Biraz gaza açtım. Üçüncü viteste gidiyorum. Önümdeki araba durdu. Neyse ben frene bastım. Ön freni bile sıktım. Arka teker bir kaymaz mı? Öyle bir şöyle bir kaydık şöyle. Ondan sonra ulan dedim arkadaş sen ne yapıyorsun, sakin. Yani onun gibi arkadaşlar, Allah'tan düşmedik. Hani siz de düşmemek için yağmurlu havada bir de frene çok basmayın arkadaşlar. Yani o tam böyle kaydırma noktasına kadar basmayın. Ana yola çıktık. Mesela şu viraja bu hızla değil de hızlı bir gir. Şuralarda biraz yağmur olsun, tamam mı? Hani yol biraz ıslak olsun. Var ya şurayı öpersin. Zaten yağmurlu havada biraz gazı açtığınız zaman motor diyor ki la kardeşim ben gitmiyorum, verme gazı diyor yani resmen.